barış gelecektir, yaşandır. Barış olmazsa zaten bin yıldan beri bu topraklarda barınmak için çalışmışız. Çok savaşlar vermişiz. Selçuk, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet 90 yıl bugüne kadar bu Anadolu topraklarında Türklerin ve diğerlerinin barınması için savaşmıştır, can vermiştir. Çocukların iş yapmıyor ama bu günahtır. Yani Anadolu bütün Orta Doğu'nun, dünyanın güzel yeridir. En güzel topraklar burada. En güzel insanlar burada. Yani Rusların bir şeyi var. Parçada kolay yutarsın. Şimdi tuttular, yok Alevi'ydi, Sünni'ydi. Allah belasını versin. Ne İslam bu işte. Ne Sünnisi, Alevisi var mı? Yok Kürt'ydi, Türk'ydi, Lazı'ydı, Çekir'di. Biz bundan başka bir yerimiz yok. Birbirimizi sevmemiz lazım. Hangi insan olursa olsun, hangi coğrafyadan gelirse, bu toprağa düşen her tohum bizimdir. Yabancı değildir. Madem ki burada büyüyecek, yetişecek, burada çoluk sahibi olacak, burada hayat bulacak, burada sanat yapacak, bize yardım edecek. Hepsi bizim canımızdır. Hepsi bizim gülümüzdür. Birbirimize sarılmamız lazım. Sakın ola ki konu, komşu falan. Biz hep sevin birbirimizi. Gidin gülün. Birlik beraberlik. Bırakacaklar Ahmet'i, Mehmet'i. Ben gelim, sen gelim şeyini kaldıracaklar ortadan. Hepsi bir olacaklar. Şu ülkeyi kalkındıracaklar. Öbürü gelsene, diğeri gelsene. Hepsi benim için aynı. Yeter ki şu ülkemizi kırıp dökmesinler. Birlik beraberliği sağlasınlar. Başka bir şey yok yani. Huzur, sükunet istiyoruz. Neden yani birden bu alevlendi? Neden? Demek ki 3-4 parti sıyrıldı, çekildi. Hepsi bir şeyin üzerine hücum ettiler. Bu hep hazimsizlik. Hep hazimsizlikten oldu bu. Başka bir şey yok. Ben gelim, sen gelim davası hazimsizliktendir bu. Başka bir şey yok. Derin devlet bizi öldürmesin, çocuklarımızı askerde katletmesin. Ona pek güvenmiyoruz ama keşke güvenebileceğimiz zamanlar olsa. Siz bizi öldürüyor şimdi barış için. Elinizden ne gelebileceğini düşünüyorsunuz. Sadece oy verebiliyoruz, başka hiçbir şey yapamıyoruz. Oy vermeyelim diye, barajın altında kalsın diye elinden geleni yapıyor, bizi korkutuyor. Ama biz yine oy vereceğiz. Umarım bizi öldürmez. Yani mesela kendi aramızdaki arkadaşlarla en çok tartışılan konu kimle savaşıyoruz, kimle biliyoruz bu bombaları kimin patlattığını. Siz haberleri dinlemiyor musunuz? Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. Adam başkan olamadı, canımızı okuyacak. Neyse, azabımı bozmayın. Hadi çocuklar. Bir sürü çatışma oluyor maalesef. Tekrar insanlarımız ölüyor. Biz Türkiye'deki barışın sizin için ne demek olduğunu sormak istiyoruz. Sizce barış ne demek ve nasıl olabilir? Barış olayı çözülmüş bu seçimlere kadar. Yani gerek dağdaki çocuklar, gerek polisler, askerler ölüyor yani. Bence bir oyun yani. Bilmiyorum yani, çok üzülüyoruz hepimiz. Ne oradaki çocuklar ölsün, ne burada insan olmak lazım yani. Siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp bütün Lazı, Kürdü, Çerkezi, Gürcüsü hepsi kardeşler. İnsanca yaşamak lazım. Siyasi oyunlar, politik oyunlar, Türkiye'nin ekonomisinin %60'ı teröre gidiyor. Yani bunu daha barış şekilde çözebilirler. Ben öyle düşünüyorum. Çok da üzülüyorum yani. Barıştan yanayız yani. Oradakiler de bizim kardeşimiz. Askerler de bizim çocuklarımız. Dünyada en zor büyüyen yavru insan yavrusu. Evet. Kolay değil yani. Kaliteli bir otel. Yani bu ülkeyi biz kimlerden kurtardık? Fransız, İngiliz, Almanlardan kurtardık. Çanakkale'de bir sürü Kürt çocuğu var yani. Ki onların da ülkesi yani. Barış içinde yaşamak gerekiyor. Savaş nedir yani? Niçindir? Belli bir çıkarlar için, silah satmak için. Yani bürokratların çocukları
tatile gitmiyorlar çünkü çok oralı. Ama benim, senin, yoksul vatandaşın çocukları gidiyor. İşte vatan millet sağ olsun. Vatan millet sağ olsun ama çocukları da korumak gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Biz yurttaşlar olarak ne yapabiliriz sizce kanın durması için? Ya da siz bir anne olarak, bir kadın olarak, bütün bu gerçekleri gören bir insan olarak ne yapabileceğimizi düşünüyorsunuz? Yavrum, ben şu an öyle bir durumdayım ki benim 35 yaşında bir öğretmen oğlum siroza yakalandı. Ben 16 aydır Ankara'da geziyorum. Yani bir evladın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Ben bu çocuğumu kurtarmak için tarihi bir mücadele veriyorum. Gitmediğim hastane, çalmadığım kapı kalmadı yani. 35 yaşında çok da düzgün öğretmen, eşi de öğretmen. Hani o anneleri düşünemiyorum yani. Hepimizin artık bir şeyler yapması gerekiyor yani. Bir şeylere dur dememiz gerekiyor bence. Herkes kendine düşen görevi yapmalı. Şey istemiyoruz yani, Irak gibi, Suriye gibi, ne bileyim bir Filistin gibi savaş olsun istemiyorum ya. Bütün insanlar kardeşçe yaşasın ya. Ne götüreceğiz kızım ya? Padişahlar ne götürdü? Atatürk ne götürdü? Bizler ne götüreceğiz? Her şeyi bırakıp gideceğiz yani, kardeşçe yaşamak varken. Niçin bu düşman? Oradaki insanlar da insan. Bunlar şeyden, gökten şeyle inmediler ya, onların da bir anneleri var. Asker çocuklarının da bir annesi var, yazık günah ya. Çocuklara yazık. Vatan millet sağ olsun ama niçin? Bürokratlar için mi sağ olsun? Ya Nazım Hikmet'in şiiri vardı. Vatanseverlik diyorum. Yabancı bankalardaki çek ve paralar ise, lüks villalar ise söyleyin o vatanseverlere Nazım Hikmet vatan haini. Bu ülkenin kaymağını belli bir kesim yiyor ama acısını. Bugün ülkede bir şey olsun ilk başta kaçacak olan bürokratlardır yani. Yine yoksul halk bu ülkenin karnını çekecek. Zor. Bir şeyler dönüyor ama biliyoruz, çok da konuşmak da istemiyoruz yani. İnsanlar kardeşçe yaşasın. Kürt'ü, Çingeli, Laz'ı, Çerkez'i, Azeri'si, Ermeni'si, bunlar hepsi birer insan. İnsanca yaşasın. Bu kadar. Hadi gidelim hadi.